felsefesinden ÖSYM e ne tür sorular sormuş bakalım beraber. Hegel'e göre felsefe nesnelerin düşünceyle görülmesi, düşünceyle ele alınmasıdır. Düşünme kendi kendisiyle beslenir, dışarıdan sağlanacak bir gerece gerek yoktur. Hegel gerçeğe, deneye hiç başvurmadan düşünceyle ulaşmaya çalışır. Hegel'in bu yaklaşımında temel aldığı görüş hangisi olabilir? Bakalım. Bilginin kaynağı duyumlar değil akıldır. Hop işte bu. Diğerlerine bakalım yine. Doğuştan gelen hiçbir kavram yoktur. Tüm kavramlar yaşantılar yoluyla kazanılır. Hayır. Bunu söyleyen empiristler. Hegel bunların tam zıttı bir şey söylüyor. Bilgi ancak mistik bir sezgiyle elde edilir. Hayır. Bu sezgiciliğin görüşü. Düşünme yetisi bireyin algıladıklarıyla sınırlıdır. Hayır. Yine empirizmle alakalı bir kavram bu. Düşünce yalnızca bir eylem aracıdır ve ancak bir araç olarak değer taşır. Hayır. Şimdi Bahsetmeye çalıştığım şey şuydu felsefenin en başında. Şimdi siz Hegel'in bir rasyonist olduğunu bilirseniz ve rasyonistlerin bilginin kaynağının akıl olduğunu söylediklerini bilirseniz bu soruyu çok daha hızlı ve çok daha kesin doğru olacak şekilde yapabilirsiniz. Yani cevabımız bilginin kaynağı duyumlar değil akıldır A şıkkı olacak. Çok basit bir soru. Bakalım. Böyle sorular da gelebilir karşınıza. En büyük bilgi bildiklerimizden başka bilgilerinde olduğunu bilmektir. Bu cümlede savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir? En büyük bilgi bildiklerimizden başka bilgilerinde olduğunu bilmektir. Bakalım. İnsan aklıyla her şeyi bilebilir. Yo. Bilgiler bizim bildiklerimizle sınırlı değildir. Burada bir yuvarlak en doğru bilgi işimize en çok yarayan bilgidir söylemedi. Doğru bilgiye sadece sezgilerle ulaşılamaz söylemedi. Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edindiklerimizdir. Hayır. Ne diyor burada? En büyük bilgi. Bir bilgi varsa o da bildiklerimizden başka bilgilerinde olduğunu bilmektir. Yani bilgiler bizim bildiklerimizle sınırlı değildir. Gerçek sadece deneyimde vardır hem de sadece herkesin kendi deneyiminde. Bu deneyimler bir başkasının nakledildiği an öyküye dönüşür. Olaylardaki gerçeği, kesin gerçeği ispatlama olanağı yoktur. Olsa da bundan kaçınmak gerekir. Hayatın gerçekliği konusunu tartışmayı filozoflara bırakmalıyız. Gerçek olan benim şu an denizin kıyısında oturuyor olmam, ay ışığının yansımasını denizin sularında görmem. Gerçek olan benim. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Gerçek olan benim, bizim her şeyi anlayacağımız cümle olacak zaten. Yaşantıların öznen olduğu çıkarılır mı? Tabii ki gerçek olan benim diyor zaten. Gerçekliğin yaşadıklarımızı fark etmemizle ilgili olduğu, evet, bunu da söyleyebiliriz. Gerçeğe ancak yaşayarak ulaşılabileceği, evet. Yaşanılanların başkasına aynen aktarılamayacağı. Evet, gerçekliği filozofların dışında kimsenin anlayamayacağı. Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki, hayatın gerçekliği konusunu filozoflar tartışsın ama benim şu anda içinde yaşadığım şey benim gerçeğim. Dolayısıyla E'de söylenen şey bizim paragraftan çıkarabileceğimiz bir şey değil. Doğru cevabımız E şıkkı. Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa diyen aşık Veysel ile var olmak algılanmış olmaktır diyen Berkley'in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır? Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa var olmak algılanmış olmaktır. Ne diyor olabilirler? Soyut olanın önemsiz olduğu, Soyut olanla ilgili bir şey hatırlamıyorum ben bu iki metinde. Somut olanın önemsiz olduğu aynı şekilde hatırlamıyorum. Değerlerin belirsiz olduğu, asıl olanın nesne olduğu. Hayır, aksine burada söylenilen şey asıl olan öznedir. Kaf Dağı'nın ardında Zümrüt Anka Kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte Kaf Dağı var. Onun ardında da zümrüde anka kuşu var diyorsam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa, evet bulduk anahtarı. Bunlar doğrudur. Bunları söyleyen kişinin görüşü hangi yaklaşıma örnek olabilir? Bakınız e, pragmatizm, empirizm, fenomenolojizm gibi tamamen kavramların isimlerini vermiş. Türkçe isimlerini vermemiş. Dolayısıyla böyle bir soru gelirse karşımıza bizim empirizmin ne olduğunu bilmemiz gerekir gibi. Ne diyor? Bu bilgiler benim işime yarıyorsa. Biz ne demiştik? Pragmatizm faydacılıktır ve sadece işe yarayan bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Dolayısıyla tam bir bilgi sorusu cevabımız B.